Ya dedik ya elektrik çek. He? Sen elektrik üretimi de Sayın Başbakanımız çıkın. Saat içe yok oldu. Sayın Başbakanımız hoş geldin. Ne yapın? Ne yapın? Uğuracaksın. Ne yapın ya? Gezeceğiz. Oo Sayın Başkan. Ünvanının 91. yıl dönümü kutlamalarında bu gecemizi onurlandırdığınız için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Anavatan Türkiye'mizde böyle onuru yaşadığımız günde de şehit kanlarıyla bizi acıya boğdukları için tüm şehit ailelerinin acılarını paylaşıyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu gecenin anlamını ve önemini ifade etmek üzere Gaziler Derneği Genel Başkanımız Sayın Kadir Dedeoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Cumhurbaşkanım, sayın komutanlarım, sayın bakanlarım, kıymetli kardeş dernek başkanlar ve temsilcileri, değerli gazi arkadaşlarım, kıymetli konuklar ve değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce anavatanda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp onurlandırdığı için sonsuz teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunarım. Bu gazilik ünvanını verildiği günün 91. yıl dönümünü kutlamanın ve Türk ulusu olarak öyle bir lidere sahip olmanın harpten sağ olarak dönen savaşmış kahramanlara verilmektedir. En büyük gazide Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıya geçen vatanın kurtarıcısı ve kurucusu ve gazilik ünvanı vardır. Her Türk bu onura kavuşmak için vatanı, milleti bu Gaziler Günü'nün kutlandığı bu akşam aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Memnuniyetle görüyorum ki bu alanda olan gazi arkadaşlarımızı aşağı yukarı 1975'ten sonra tanıdım. Ve o gün bugün kardeş gibi dostluklarımız, kardeşliklerimiz devam ediyor. Şu anda birçoğunun ismini söyleyebilecek durumdayım. Uzun yıllar birlikte değişik ortamlarda olduk. Gün geldiği sorunları boğuştuk, sorunlarını çözmeye çalıştık. Gün geldiği sorunların bir kısmı çözümlenemedi, tenkitlerle karşılaştık. Ama bu dostluk, bu birliktelik hep devam etti. Çünkü hepimiz aynı idealle bir mücadele içerisinde olduk. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafyasının ortaya çıkmasında gerçekleşen 1974 Mutlu Barış Harekatları'nda birlikte ter döktük, birlikte kan döktük. Ama neticede o coğrafya üzerinde bir devlet kurduk. İşte Barış Harekatı'na katılan gazilerimizin bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönerek yerleşmişler. Kimi burada kızlarımızla evlenmiş,
kimi ana vatandan eşiyle gelmiş. Ama neticede biz bu toprakları vatan yapmış, vatan bilmiş insanlarız. Bu topraklarda doğan çocuklarımız, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmakla övünen çocuklardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri'nde askerlik yapan çocuklardır. Ve hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ileriye dönük daha sağlam temeller üzerine oturtulması için birlikte mücadele ediyoruz. Tamam hayatımızda bir de birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Gaziler Günü kutlu olsun. Sağ ol. Ulu Önder Atatürk'e Gazi Ünvanı'nın biri verildiği yılın 91. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Anavatan Türkiye'de de aynı duygularla Ulu Önder Atatürk'ün gazilik ünvanını aldığı günü anmak amacıyla kutlanmaktadır. Bugün Anavatan'dan buraya gelip yerleşen 1571'den beri bu toprakları Türkleştirmek, bu toprakları vatan toprağı yapmak ve bu topraklarda kurduğumuz devleti yaşatmak için Anavatan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen insanlar olarak hepimiz kader birliği içerisindeyiz. Kader birliği içerisinde olan insanların elbette birlik ve beraberlik içerisinde de olması gerekmektedir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en fazla ihtiyaç duyulan şey birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberliği bozma için uğraşanlar her ülkede olduğu gibi bizde de var. Ama o aksi davranışlar içerisinde olanlara itibar etmek değil, bilakis bu topraklara sahip çıkıp birlik ve beraberlik içerisinde ancak bu topraklara sahip çıkacağımıza inananlarla birlikte el ele yorumumuza devam edeceğiz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Barış Harekatı olmasaydı ne olurdu sorusunu sormayı dahi düşünmek istemiyorum. Çünkü eğer Barış Harekatı olmasaydı başımıza neler geleceğini o günleri yaşayan bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak gayet iyi biliyorum. Onun için kaderimizi Barış Harekatı ile değiştirdik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan özgür insanlar olduk. Ve yine en büyük güvencemiz olan ana vatanla birlikte el ele, gönül gönle ileriye doğru yürümekteyiz. Barış Harekatı oldu, bitti, devlet kurduk ama anlaşma olamadı şeklinde sözler var. Anlaşma zaman içinde belki olur, belki olmaz. Ama bir gerçek var, o da nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğidir. Bir devletimiz vardır. Anlaşma olsa da olmasa da bu devlet vardır. Bunu dünyanın gözüne sokmak için uğraşıyoruz. Dünyanın gözüne soktuğumuz gün çok daha güzel günler olacaktır. Onun için o güzel günlere el ele gönül birliği içerisinde yürüyelim. Gelecek bizimdir, gelecek çocuklarımızdır. Bugününüzü kutluyorum ve bir kere de bütün gazilere akıttığınız terler için, döktüğünüz kanlar için teşekkür ederim ve hepinize saygılar sunarım. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.